Şimdi bu Cumhuriyet'in 100. yılıyla beraber yeni bir anayasa söylemi bizzat Tayyip Erdoğan'ın ağzından duyulmaya başlandı. Mutlaka ki bir yeni anayasa yapacaklar. Parlamenter olarak yapmaya güçleri de hemen hemen var. Kürtler destek verir mi bu anayasaya ya da ne yönde nasıl destek verir? Nasıl bir yeni anayasa ortaya çıkar? Çıkmalıdır değil yani nasıl bir anayasa çıkar bu mevcut yönetimden neye götürür Türkiye'yi? Birincisi, Türkiye'de bu partinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni anayasa yapacağız söylemi 2007 yılından beri gündemde. 2011-2012'de çok ciddi bir şekilde yaptık, yapıyoruz, bugün yapıyoruz, komisyon topladık, tartışmaları tartışıyoruz filan falan dediler. Yürümedi. Tekrar 2014-2015'te duyuldu yeni anayasa tartışmaları. Projenin başında Mehmet Uçum'un olduğu söylendi. Mehmet Uçum demeçler verdi. Bugün yapıyoruz, yarın yapıyoruz, yaptık, yapacağız diye. Demek ki kaç sene olmuş? 16 sene olmuş. 16 senedir henüz ortada bir yeni anayasa yok. Bundan sonrasında ne olacağı konusunda çok o kadar iyimser olmamak lazım. Bir. İkincisi, bürokrasilerin olağanüstü güçlenmesi ve özellikle güvenlik bürokrasilerinin aşırı derece güçlenmesi sonucunda eski anlamda yani 1788 anlamında bir anayasa fikri, anayasanın bir sihirli bir kurtarıcı formül olması fikri çoktan tarihe karıştı. Bir anlamı yok anayasaların bugün. Kimse anayasaya göre ülke yönetmiyor. Dolayısıyla yeni anayasa yapılması, eğer yapılırsa, yeni anayasa yapılacağını pek de o kadar zannetmiyorum. İkincisi yapılsa bir de herhangi bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum. Ciddi bir sonucu olacağını zannetmiyorum. Fiili olarak işleyen bir düzen var şu anda Türkiye'de.